Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli ETV seyircileri, bir müftülük saati programında daha sizlerle beraberiz. İstifade etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Kıymetli seyircilerimiz, programımıza başlamadan önce kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i bugün bizlere Sultan Cami Müezzin Kayımı Safer Yıldırım hocamız okuyacaklar. Değerli hocam buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم صدق الله العظيم. Sultan Cami Müezzin Kayımı Safer Yıldırım hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Kıymetli seyircilerimiz, bu haftaki sohbetimizin konusu dünya ve ahiret dengesi.
Konuğumuz il vaizlerimizden İbrahim Köz hocamız. Muhterem hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cebrail hocam, Allah razı olsun. Sizden de. Muhterem hocam, öncelikle dünya kelimesinin manasını anlamak istersek bununla ilgili bizlere, kıymetli seyircilerimize neler buyurursunuz hocam? Önce Allah'ın bütün surelerin başında Besmele ile başladığı gibi biz de Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyelim. Dünya kelimesi lügatlarda ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde geçmekte. Kur'an'da arz ve dünyayı beraber mütalaa ediyor Kur'an-ı Kerim. Tefsir uleması çoğunlukla dünya ve arzı aynı kabul etmiş. Dünya derken de birkaç manaya geliyor. Bir tanesini diyecek olursak dene kökünden geldiğinden dolayı aşağı manasına geliyor. Alçak manasına geliyor. Eğer bu manaya baktığımız zaman dünya şerefli olarak yaratılmış. Lekad halaknan insane fi ahseni takvim suretinde yaratılmış olan insan oğlunun itibar etmesi gerekmeyen, değer vermesi gerekmeyen, arkasından koşturması gerekmeyen bir mana, bir eşya, bir meta olarak görülüyor. Bu manada baktığımız zaman dünya nedir? İnsanın kâmeti, şerefi, izzeti ve yaratılış gayesi noktayı nazarından bakıldığı zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere biz ancak bize ibadet etsinler diye yarattık diye gelen ayet-i kerimeye baktığımız zaman o zaman insan nedir? Böyle alçak, aşağı, çukur olan yerlere ne yapmamalı? Tenezzül etmemeli, itibar etmemeli. O yüzden deni kelimesini eğer aşağı manasında kullanacak olursak bu manalar çıkabilir. Yine yakın manasını veyahut da ilk evvel manasını kullanacak olursak o zaman da Kur'an-ı Kerim'deki bu ilk evvel manasını aldığımız zaman evvel olan dünya, ilk gelişimiz, ahir olan ise ondan sonra gideceğimiz olan yer manasındadır ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifine de tam muvafık. Diyor ki Allah Resulü, ölüm diyor bir tebdili mekandır. Yani mekanın değişmesidir diyor. Diğer bir ifadeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir evin diyor bir kapısını açıp bir odasından diğer odasına geçmek gibidir diyor. Bu manada bakacak olursak bir oda evvel, diğer odayı da ahir olarak kabul edersek dünya evveli, hemen onun yan tarafındaki oda ise ahiri. O zaman bu odalara geçiş için ne lazım? Kapı lazım. Kapıyı mutlaka açmak gerekiyor. O açışta nedir? Ölümdür. Demek ki ölümün bizden istediği mana nedir? Aslında dünyayı ne yapmak? Geride bırakıp asıl alem olan, asıl kalmamız, devam etmemiz, yaşamamız gereken olan ebedi alem ahirettir. İşte burada eğer evvel manasına baktığımız zaman bu güzel manaları da ne yapabilir? Anlayabiliriz evvel olarak. O zaman dünya evvelse o zaman bu işin ahiri de var. Dikkat etmek lazım evet. Diye akla da gelebiliyor hocam. Hazırlanmak lazım. Kesinlikle. Peki hocam hiç şüphesiz ayet-i kerimede buyurduğun üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye. İbadetin bir de vazife nazarı var değil mi hocam? Öyle kesinlikle. Bir yönü de var. Kesinlikle. Mesela bu cihetten baktığımız zaman İnsanın vazifesi nelerdir muhterem hocam? Onunla ilgili neler buyurursunuz? Hocam insanın esasında bir taabbudi olarak ibadet cihetiyle bir vazifesi var. Nedir? Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek. İşte bunlar biz İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir diyoruz ya. Şehadet kelimesi. Evet. Allah'ı tanımak ve bilmek. İkincisi namaz, oruç, zekat, hac. Bunlarla nedir? İnsanoğlu mükellef, sorumlu. Daha doğrusu vazife-i asliyelerinden bir tanesi, ubudiyet. Salih amel diye ifade edebiliriz bunların geneline. Tabi bunları salih amel boyutu içerisine soktuğumuz zaman haliyle bunları ne yapmakla teferruatlandırmamız da mümkün. İkincisine baktığımız zaman ise, ikincisi aslında daha önemli olan liya'budun kelimesine uleman liya'rufun tabirini yüklemesiyle kaynaklanıyor. Yani insanın vazife-i asliyesi, ben neyim? Neciyim, ben nereden geliyorum, beni buraya kim gönderdi gibi soruların cevabını bulup bunun neticesinde ona göre hareket etmesi. Misal, diyelim ki biz bir evdeyiz, oturuyoruz bir anda, baktık ki gözlerimizi açtık, bir uçaktayız. Değil mi? Evet.
uçakta gözümüzü açtığımız zaman bize esasında şöyle sorular aklımıza gelmez mi Cebrail hocam? Ya ben bu uçağa kim tarafından bindirildim? Niçin bindirildim? Nereye gidiyorum? Artı beni buraya kim bindirdi? Bunları mutlaka sormaz mıyız? Hatta iki kişi veya bir kişi elimizden kolumuzdan tutsalar, bizi bir yere doğru götürmeye çalışsalar, biz en basitinden deriz ya ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Siz kimsiniz? Niçin götürüyorsunuz beni? Değil mi? Evet. Bir maksat, bir hedefi mutlaka nedir? Bunun olması lazım. Çok basit bir soru bunlar. Peki biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren aklımız erdiği zaman, akıl bali diye ifade etmiş olduğumuz bu manayı eğer idrak ettiğimiz zaman, o zaman biz bu soruları sormamız gerekmiyor mu Cebrail kardeşim? Dememiz gerekmiyor mu? Yani ben kimim? İnsan mıyım? Hayvan mıyım? Ot muyum? Ağaç mıyım? Melek miyim? Cin miyim? Ben neyim? Bir de nereden geliyorum ben? Değil mi? Bakıyorum anne karnında tam mükemmel bir şekilde yaratılmışım. Fakat anne karnında sıkışmış kalmışım. Elim var kullanamıyorum, ayağım var kullanamıyorum, aklım var kullanamıyorum, gözüm var kullanamıyorum, kulağım var kullanamıyorum, dilim var kullanamıyorum. Peki bu kadar cihazatı bana takmış olan kişi, zat beni buraya niye sıkıştırıp bıraktı? 9 ay boyunca benim ne işim var bu anne karnının içinde? Madem bunları kullanamıyorsam, madem bunlar işe yaramıyorsa bu küçümancık anne karnında, rahmi madarda, o zaman benim bu cihazatlarım abes olmuyor mu? Bir işe yaraması lazım. Bir işe yaraması lazım. Evet. Bir bakıyorsun anne karnından çıkınca anne karnından daha büyük bir alemle karşılaşıyorsun. Biz işte buna dünya diyoruz. Evet. O zaman diyorsun ki demek ki orada bu cihazatların bize takılmasının bir hikmeti var. Bunlar boş şeyler değil. Evet. Demek ki bir alem gelecek ve bu alemde ben bunları kullanacağım. O zaman ben bunları düşünüyorum. Neciyim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bunlar halde düşünülmesi gereken şeyler. İnsanoğlu hayvan gibi yaşaması mümkün değil. Hayvan değil. Çünkü akıl. Hayvanın aklına baktığımız zaman kompleks böyle bir akıl yok onda. Ondaki akıl yapısına baktığımız zaman yiyor, içiyor, yatıyor ve hayatını devam ediyor. Anlık yaşıyor, anlık lezzet alıyor, anlık elemler çekiyor. Ama insanoğlu şu anda oturduğumuz mekanda bile belki ne yapabiliyoruz? Yatağımıza yattığımız anlarda, yemek yediğimiz zamanlarda, belki mutlu gibi göründüğümüz zaman dilimlerinde bile aklımız ya geçmişe veya geleceğe götürerek bizleri, seyahat ettirerek diğer bir ifadeyle, bizleri tabiri diğerle elemlerin, kederlerin, boğuşmaların içerisine sokup çıkartabiliyor. Bazen çok mutlu anlara gidebiliyoruz. O anda o mutlu anların içine girip tabiri diğerle koca dünyaya sığmayan insan o bir an, bir saniye, bir ancığın içine sığıp ne yapabiliyor? Mutlu olabiliyor. Bazen de kederden, üzüntüden çok ciddi bir işte bunalım ve buhranlar geçirebiliyor. Evet. O zaman insan aklını ya çıkarıp atmalı, hayvan olmalı veyahut aklını başına imanla alıp istikamete bakmalı. Allah'ın emirlerini ne yapmalı? Dinlemeli. O yönde sevk ve idare etmeli ve bu emanet olan vücudu ve bu hayatı bu istikamet ve dairede kullanmalı. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Fatiha'yı malum sürekli okuyoruz. Nimet verdiğin kulların yoluna bizleri ilet diye ifade ediyoruz. O yüzden neciyim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Beni kim yarattı? Asıl gayemiz bu bizim. Önce Allah'ı bulmak. Liyarufuna doğru mu? Liyarufuna doğru mutlaka gitmek lazım. O zaman iki tane ana madde saydık burada. Birincisi Allah-u Teala'yı bilmek, tanımak ve bizim vazifelerimizi bu noktada neciyim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi soruları kafaya yormak ve bu manada tabiri değil hayatın programını, projesini çizmek. Mesela tren yolculukları, araba yolculukları, otobüs yolculukları, uçak yolculukları neticesinde insanlar belli programlar yapar Cebrail Hocam. Evet. Ne der? Der ki gittiğim zaman şunu şunu yapacağım der. Oradan döndükten sonra böyle yapacağım der. Hatta telefon açar. İşte uçak bir saat sonra inecek, buluşalım der. Ne yapıyoruz? İşte önce bir yemek yeriz, şöyle yaparız, böyle yaparız der. İnsanoğlu bu programları yapar. Fakat enteresandır. Sanki sırf dünya için yaratılmışız da
sırf bu dünyanın içerisinde ebedi kalacakmışız gibi hep bu programları yaparız. Ama hiçbir zaman Allah-u Teala'nın kaderi ezelisindeki programı hiç düşünmeyiz. Yani peygambere hitaben Cenab-ı Hak ne diyor? İnşallah de diyor. O zaman kaderi ilahinin programını da düşünerek her an öleceğimizi bilmemiz lazım. O zaman şöyle bir mana geliyor akla. Ölümü anlamadan hayatı anlamamız mümkün değil. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اَهْوَ الْعَزِزُ الْغَفُرُ Mesela bu ayet-i kerimede, Mülk suresindeki ayete çok dikkat etmek. Neden önce ölüm geliyor, sonra hayat geliyor? Enteresan. Ölümü anlamadan hayatı anlamamız mümkün değil. Önce ölümü bileceğiz, ölümü önümüze koyuyor ayet. Bize diyor ki, ey insan, ebedi değilsin. Fani bir dünyada fani bir mahluksun. Haddini bil, hududunu bil. Ona göre hareket et, ona göre adımını at. Hatta hocam özür dilerim. Hani buyurun. Hocalarımızın güzel bir sözü var. Ölümün güzel yüzünü görenler diyor, ölüm gelmeden ölmek istemişler. Demek ki buyurduğun üzere onlar ölümün gerçek yüzünü görmüşler, anlamışlar. Aynen. Mesela onlar gibi olamayız hocam da, onlar gibi yaşamaya nasıl çalışabiliriz? Mesela, niyet edelim hocam. Değil mi? Önce bir niyetle başlayalım mesela. Karamsarlıkla başlamayalım. Evet. Yapabiliriz. Olabiliriz. Olmasak bile o kaplumbağanın misali, bu yolda ölebiliriz. Çünkü bizlere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı müjdeleri veriyor. İnnemel amalu bin niyet. Nedir? Ameller niyetlere göredir. O zaman bil kuvve bil fiil dediğimiz bir mesele var burada. Bil kuvve olarak nedir? Niyetimiz var. Hı hı. Ama şartlar bazen öyle noktaya gelir ki o şartlar sana o niyetini tatbik sahasına koymaya mani olan şeyleri ortaya koyar. O zaman ne olacak? Yapmış gibi Cenab-ı Hak bunu kabul edecek diyor, evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela burada şu var. İki kişiye haset edilir diyor. Ama haset normalde mezmum bir günahtır. Değil, evet. Caiz değil. Değil, evet. Ama iki tane haslet için hasede cevaz vermiş. Hı hı. Hatta biz buna Türkçe'de gıpta ifadesini kullanıyoruz. Nedir o? Birincisi, malı var, vatandaş zekat veriyor, sadaka veriyor. Dula yetime ne yapıyor? Elini uzatıyor, yardım ediyor onunla. Diyor ki kişi, ya benim malım yok, mülküm yok, param yok, pulum yok ama şu zengin ne kadar iyi, ne kadar güzel hareketlerde bulunuyor. Keşke benim de param, pulum, malım, mülküm olsaydı da şunun gibi yapabilseydim diyor Allah Resulü. Diyor ki Allah Resulü, ona da aynı ecir verilir diyor. Niyetle değil mi hocam? Rahmete bakar mısın? Halis niyetle mi? Halis niyet. Safi bir düşünce. Diğerine diyor bir rivayette ilim verilmiştir. Diğer bir rivayette de Kur'an-ı Kerim okuması noktasında Kur'an verilmiştir diyor mesela. İkisini de mütalaa edelim. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor bu kardeşimiz. Keşke ben de onun gibi okusam deyip de ona gıpta etmek nedir? Caizdir. Evet. Orijinal ifadeyi haset etmek caizdir. İkincisi, ilim ehli diyor ki ne kadar güzel, ne kadar güzel ilim sahibi olmuş. Keşke ben de bu insan gibi ilim ehli olsam da insanlara hakkı ve hakikati anlatabilsem. Burada bir haset bu iki tane kişiye nedir? Caizdir. Onların aldığı sevabı bu halis niyetin neticesinde alabilir. Eddinu nasiha. Hadise baktığımız zaman nasihat kelimesi vaaz, öğüt manasında kullanılmakla beraber aslında hadis literatüründe bu nasiha kelimesi samimiyet olarak anlaşılıyor. O zaman amelde rızayı ilahi olmalı. O razı olursa, bütün dünya küsse bizim için ehemmiyeti yok. O zaman burada ne yapmak lazım? Niyeti devreye sokmak lazım. Evet. Peki muhterem yani, hocam. Buyurun hocam. Yani şunu söyleyeyim. Biz onlar gibi olabilir miyiz? Aha. Niye olmayalım hocam? Değil mi? Yani bir hedef koyarsın önüne. O hedefe ulaşmak için gayret gösterirsin. Bugün İmam-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler, Yunus Emre'ler, Mevlana, Celaleddin Rumi'ler, Hacı Bayram-ı Veli'ler, efendim bununla beraber baktığımız zaman son zamanlardaki ulema ve evliyaullah'ın hayatı gözümüzün önünde. Bunlar da netice dünyanın içinden geçerek bu hale gelmişler. Biz belki bunun gibi oluruz, belki bunların yolunda bir adım, iki adım ulaşarak ne yaparız? Bunlara benzemeye çalışırız. İbrahim Ethem'in çok güzel bir sözü var hocam. Onu da paylaşmak istiyorum. Diyor ki İbrahim Ethem, ya Rabbi diyor, sen diyor dostlarını sen seviyorsun. Sevdiğini de beyan ediyorsun. Ben diyor o dostlarını seviyorum.
beni de diyor o dostların defterine yazı ver diyor. Çünkü ben diyor onlar gibi olamasam bile ama diyor onları çok seviyorum. El mer'u me'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Çok diyelim güzelmiş. İnşallah. Hanım hocam çok da bir hoş bir söz değil ama hani ya işte bu dünyaya geldik diyor. Tekrar mı geleceğiz diyor. Bir sefer evet. geldik diyor mesela. İşte elinin yetiştiği imkanları yaşa, meşrudur, değildir evet. mesela. Bu gibi şeyden hesabı yapılmadan bu gibi gafilane bir desise olsun diyelim. Yani aynen, Müslüman'a vesvese bir söz olsun. Yakışmaz hocam da. Böyle bir vesveseye verilecek cevabımız ne olmalı? Hocam, bir kere böyle bir vesveseye verilebilecek bir cevap, kardeşim Allah var, ahiret var demek lazım kısadan. Değil yani mi? Öyle çok fazla böyle bir şeyin yoksa, kardeşim ahiret var diyeceksin, ölüm var diyeceksin. Arkası var, toprağın altı var, hesap var. Belki böyle kestirme bir cevap gibi görünüyor ama mesela burada çok tesirli bir cevap gibi. Çünkü tek kelime, bazen tek cümle adamda kurşun etkisi yaratabilir, meydana getirebilir. O yüzden burada bu gibi tek cümlelik cevaplar bazen çok keskin cevaplar haline gelebiliyor. Belki bu cevap karşıdaki insanı ikna edemeyebilir de şöyle bir cevabı da biz o insana verebiliriz. Evet. Bir kere geldik dünyaya ve bir kere yaşıyoruz. O zaman bir tane hakkımız var. Bu hakkı ben neden bade heva boşu boşuna kullanayım? Değil mi? Hı. Çarçur edeyim. Hı hı. Efendim burada adam diyelim ki bir padişah veya bir efendin veya da bir patronun diyelim. Artık hangisini kullanırsan. Sana diyelim ki para verdi iki kişiye. 24 altın diyelim ki verdi. 24 altını aldık. Cebimize koydu. İki kişi. Birisi hayırlı, biri hayırsız. Biri bahtiyar, biri bedbaht diyelim. Bunları yolculuğa gönderdi. Hadi gidin bakalım şu işlerimizi bir halledin dedi. Bunlar tabii o işleri hallederken neticede ile giriyorlar. Şehre girdikleri zaman bir otelde kalacaklar bu insanlar. Peki bu otelde kaldığı zaman bu adamın bir tanesi çıksa gitse, efendim şehirde her türlü rezalet olan yerlerde gezse, kumar oynasa, eğlence mahallelerinde gezse, o 24 altını tabiri diğerle bitiriverse, tüketiverse ne olur? Daha ilk durakta, ilk şehirde sermayeyi bitirdin sen kardeşim. Diğeri ne olacak? Diğeri tutuyor. Hatta onun tabiri diğerle ne yapıyor? Ticaretine yatırıp ne yapıyor bunu? Daha da fazla kazanmanın peşine gidiyor. Peki bunlar patronun yanına geldiği zaman hangisi makbul olur? Tutan. Tutan ve arttıran daha çok ne yapar? Makbul olur. Diğerini ne yapacaktır? O patron ne yaptın diyecektir. Azarlayacak. Belki kızacaktır, azarlayacaktır. Belki bundan bir önce o arkadaşları belki birbirle şöyle konuşacaktır. Diyecektir ki kardeşim bak yapma etme. Senin elinde az boz bir şeyler kalmış. Bunu hiç olmazsa bir ticarete yatır. Biraz daha kazanç elde et. Ne yap? Patronumuz merhametlidir. Belki gözüne girersin. Belki de sana ne yapar? Prim verir. Belki sana merhamet eder diyebiliriz. Bu manada baktığımız zaman başka bir şekilde biz dünya hayatına geldik, 24 saatimiz var. Allah-u Teala bu 24 saati bize dünyamızı da ve ahiretimizi kazanmamız için vermiş. Evet. Helal dairesi geniştir, harama girmeye lüzum yok. Madem helal dairesi geniş, harama girmeye lüzum yok ise o zaman biz burada ne yapacağız? Bu 24 saati şu dünya hayatını ve ahiret hayatını kazanmak için harcayacağız. O insan 23 saatini dünyaya harcadıysa, eğer akıllıysa, eğer ahmak değilse, eğer ahiretini de düşünüyorsa, uzun bir sefere imtihanda olduğunda fark ediyorsa, gaflette de değilse, hafif bir uyanıklığı da varsa, o zaman aklını ne yapacaktır? Başına devşirip diyecektir ki, şu bir saat benim için ebedi cenneti kazanmanın anahtarıdır, vesilesidir. Bunu da ben ne yapayım? Kullanayım ve namaz dediğimiz o hakikati ne yapayım? O bir saati feda edeyim. Bu akıllı olan bir insan. Ben onu da dünyaya harcarsam tamamen ben tıngır mıngır kalırım. Otobüse biniyorum, bilet istiyorlar. Uçağa biniyorum, bilet istiyorlar. Değil mi? Her şeye bilet ve para istiyorlar. Bir haftalık İstanbul'a gitsem yanımda bir tane çantam, değil mi? Efendim cebimde param olması icap ediyor. Bunlar olmadan ben bir seyahate çıkamıyorum. Peki uzun ve ebedi ve daimi kalınacak olan ahirette ben peki nasıl gideceğim Cebrail hocam? Bu arkadaşa birazcık bunu sorup vicdan yaptırmak lazım.
Sen ahirete neyle gidiyorsun kardeşim? Hani yanında bavul? Hani yanında azık? Neyle gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Orada kabir var, mahşer var, cennet var, cehennem var, sırat var, hesap var vesaire var. Bunlar bu kadar uzun ve ebedi olan bir dünya hayat, ahiret hayatına karşı. Senin burada tedbir alman gerekmiyor mu? Basit yerlere gittiğimiz zaman, İzmir, İstanbul, Ankara gittiğimiz zaman yanımıza almış olduğumuz bavullar, yanımıza almış olduğumuz paralar karşılığında biz ne yapıyoruz? Emniyetteyiz diyoruz kendimize. Peki ahirete hızlı bir şekilde gidiyoruz ve ne zaman gideceğimiz de belli değil. Evet hocam, biliyor bugün mu? Yarın bir saniye sonrası fark etmez. Hazırlıklı mıyız? Bunu sormak lazım. Belki şöyle de cevap vermek lazım o arkadaşa. Kusura bakmayın biraz uzattım hakkını. Evet. Mesela şöyle de cevap verilebilir o arkadaşa. Şunu söyleyeyim. Kardeşim bir hakikat var. Bizi çepeçevre çevrelemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle bir ifade kullanıyor. Bir kare çiziyor Peygamberimiz. Diyor ki bu ölüm. Bu eceldir diyor. Hı hı. Karenin ta ortasına insanı koyuyor. Bu da insandır diyor. Bu insanın diyor mutlaka bu kare yani ecel her yerinden tamamen dört dörtlük kaplamış. Çıkması mümkün değil. Yani ecel bu adamı kesinlikle bulacak. Değil mi? Ama adam bir peygamberimizden bir çizgiyi karenin dışına doğru çıkartıyor. Bu da insanın diyor emelleri arzularıdır diyor. Ama diyor bu emellerine ulaşamadan ecel diyor bunu ne yapar? Önünü keser diyor. O zaman şunu söyleyelim, evet. Şunu söyleyelim. Biz o arkadaşlarımıza yine samimi bulduğumuzu düşünerek, belki gaflettedir, uyandırmak açısından. Eğer münafıkane, fasıkane, gafilane veya şeytancasına söylüyorsa ona da ihtar için söyleyebiliriz. Şunu söyleyelim, kardeşim arkamda ölüm var Azrail Aleyhisselam. Ölümü öldürebilir misin? Önümde kabir dar ağacı veyahut da ağzını açmış sevdiklerimi yutuyor ve asıyor. Onu da kabiri de kapatabilir misin? Efendim sağımda solumda aciz ve zaaf dediğimiz yaralarım var. Bunları kaldır. Hiçbir surette hastalanmayayım. Hiçbir surette hiçbir şeye ihtiyacım olmasın. Artı bununla beraber alem ahiretten ta kabirin ötesinde cennet ve cehenneme kadar uzanan uzun bir yolculuğum var. Bunları da kaldırabilir misin? Her daim genç kalayım, ölmeyeyim. Belki o kardeşimiz şunu diyecektir kafasını yiyerek. Bunlara gücüm, kudretim yetmez. Evet. Belki bunların ağababaları olan iblise, şeytana bunları söylemek lazım. Şeytan Kur'an'daki beyanıyla ne diyecektir? Ben sizlere yalnızca gelin dedim, zorlamadım diyerek ne yapacaktır? Bunlara gücünün ve kudretinin yetmeyeceğini beyan buyuracaktır. İşte o kardeşimiz de belki bu sözleri duyduktan sonra vicdana gelir, insafa gelir de söylediği şeylerden pişman olur. Peki ne yapalım diye sorar. Biz de şunu söyleriz de kardeşim. İki tane emanet bırakmış Allah-u Teala bize, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, özür dilerim. Birincisi, Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim. Ve atasimu bihablillahi cemi'a diyor. Evet. Toplu olarak onun ipine sımsıkı sarılın. O ip de Kur'an azimüşşan. Bak, Kur'an'ı oku, Kur'an'ı dinle, onun ipine sımsıkı yapış. Diğeri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sağlam yolu. O yol ki, onun için ulema ne diyor? Gökten inen kandiller gibidir diyor. Gökten inen ipler gibidir diyor. Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetine. Onlara sımsıkı yapışırsak veya gemideki pusulalar gibidir diyor. İstikametimizi kaybettik mi? O pusulaya bakalım. İstikametimizi karanlıklarda bulamadık mı yolumuzu? O kandillere bakalım. Onlar bize ne yapacaktır? Yolumuzu mutlaka bulduracaktır kardeşim. O kardeşimize bunları söyleyelim. Belki o ne yapacaktır? Uyanış noktasında belki bir hamledir. O da ona vesile olur. İnşallah. İnşallah. Tabii. Peki muhterem hocam, dünya çok güzel görünüyor. Evet. Evet. Ahirette buyurduğunuz üzere kaçınılmaz bir gideceğimiz bir yol. Evet. Peki bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız muhterem hocam? Vallahi kardeşim, bu ikisinin arasındaki denge esasında hep bizim şu ana kadar söylemiş olduğumuz şeyler. Hep bunları söylüyoruz ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir hadisi şerifi var. Diyor ki, dünya diyor, üç yüzü var, üç ciheti var. Hatta ulemanın bir kısmı şöyle bir tabirde bulunmuş. Diyor ki, arz dünya aynı mıdır, gayrı mıdır?
Ulemanın ekserisi aynıdır demiş. Kur'an bunları aynı kullanmış demiş. Fakat konuşurken ulemanın bir kısmı şu konuşmaları yapıyor. Diyor ki, dünya diyor esasında arzdan farklıdır. Arz bizim bildiğimiz, üzerimizde yürüdüğümüz, geçiminde, maişette devam ettiğimiz, havasını soluduğumuz, güneşinden istifade ettiğimiz yerdir diyor. Dünya ise bir görüştür diyor. Mesela işte Allah Resulü'nün bu husustaki hadis-i şerifine baktığımız zaman buna bakıyor. Dünyanın üç veçhi vardır, üç ciheti. Birincisi ahiretin tarlasıdır, mezrasıdır diyor. Bu dünyada ekerim, ahirette biçerim. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'a çıkarken Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Orada Hazreti İbrahim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam, kelam, muhabbet, sohbetten sonra şu tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, ey evladım diyor. Ümmeti Muhammed'e, yani ümmetine selam söyle. Onlara de ki, cennetin toprağı çok bereketli, verimlidir. O yüzden diyor, oraya diyor fidan diksinler diyor. Nedir o fidan diye soruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bundan anladığımız nedir? Dünyada bunları çekersek, tesbih, zikir manasında bunları yaparsak, demek ki bunlar bize cennette cennet fidanları olarak, belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelen hadis-i şerifle şöyle ifade edilir. Siz diyor Allah yolunda diyor eğer diyor sadaka verseniz diyor azıcık bir dirhem, yarım dirhem veyahut da yarım hurma veya bir hurma fark etmez. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah-u Teala diyor sizin tayınızı atın yavrusu onu büyüttüğü gibi diyor besler büyütür 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 onu diyor Uhud dağı gibi yapar diyor. Karşında ahirete gittiğin zaman bir bakarsın ki bir hurma vermişsin. Cenab-ı Hak senin o bir hurmana mukabil ondan razı olmuş, kabul etmiş. Bir bakıyorsun ki trilyonlarca hurma sana cennette ne yapıyor? Evet. Veriliyor. Bu manada bakıldığı zaman ahiret bizim için dünyada yaptığımız her şeyin karşılığı hükmünde. Tarlası hükmünde. Ne yapacağız? Bu dünyada yapacağız, ahirette alacağız. O yüzden ne yapmak lazım? Bu dünyada iyi ekmek lazım. İyi biçmek lazım. Burada şunu da dikkate almak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde sadakayı cariyeden bahsediyor. Birincisi salih amel, ikincisi kamuya yararlı olan şeyler, üçüncüsü de baktığımız zaman faydalı ilim bırakmak. O zaman burada bu dengeyi burada kurmak lazım. Evet, mal için çalışalım. Zenginlik için çalışalım. Ve etu zekat ediyor çünkü Cenab-ı Hak emir ifade ediyor. Zekat vermek için evet. Ne yapmak lazım? Zengin olmak lazım. Evet. Zengin olmayana zekat farz değil. Hac da farz değil. O zaman bunlar bize niye emredilmiş? Diyor ki müsait isen, imkanın varsa zengin ol. Zengin ol ki Müslümanlara ne yap? Yardım et, imdad et. Zengin ol ki ahirette de ne yapasın? Zengin olasın. Ne yapacaksın? Ahirette de zengin olasın. Ama zengin olduğun zaman ne yapacaksın? Fakire, fukaraya, dula, yetime ne yapacaksın? Yardım edeceksin. O zaman burada ne var? Dünya ahiretin tarlası. İkincisine baktığımız zaman da yine zenginlikle alakalı. Baktın, kamuya çeşme yaptın, okul yaptın, mektep yaptın, medrese yaptın, cami yaptın. Bunlarda kaldığı müddetçe senin amel defterin kapanmıyor. Üçüncüsü de faydalı ilim. Bu da ne yapıyor? Yine bitmiyor. İkincisine baktığımız zaman Esma-i İlahi'nin aynasıdır. O aynayı ne yapacağız? Kullanacağız. Yani Allah-u Teala'nın Esma-i İlahi'sidir. Hep isimleri okuyacağız kainattan. İsimleri okuyarak Allah'ı tanıyacağız. Hatta Allah'ı tanımadığımız zaman bile nedir? Bunlar boş şeyler. İbadetleri bile zevkiyle yapamayız. Mesela 13 sene boyunca, dikkat edin hocam, 13 sene boyunca farz olmayan bir namazdan bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Medine döneminde farz oluyor. Peki 13 sene boyunca ne geldi? Dikkat edin. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayeti hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Orada diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh, eğer diyor Mekke döneminde
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi haram etseydi, zinayı haram etseydi kimse içkiyi bırakamazdı diyor. Peki sebebi ne? Nedir hocam? Sebebi burada bir ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak. Kelle bella yahafuna al-ahire. Müddessir suresindeki evet. ayet-i kerime. Hayır diyor. O insanlar diyor ahiretten korkmuyorlar diyor. Ahirete iman etmiyorlar demiyor bak. Ahiretten korkmuyorlar diyor. Peki burada baktığımız zaman Mekke döneminde önce Allah'ı tanıtmış Kur'an-ı Kerim. Allah'ı anlatmış. Kendini tanıtmış. Arkasından bol bol cennet, cehennem, ahiret manzaralarını anlatmış. Hep imani hakikatleri anlatmış. Anlatmış, anlatmış. Önce kalbi ve aklı ne yapmış? Bunu hazırlamış. Doyurmuş tabiri diğerli. Aç değil. Adam neden, niçin, nasıl diye sormuyor. Arkasından gelen Medine dönemine baktığımız zaman 10 yıllık bir dönem innemel hamru vel meysur ayet-i kerimesi gelince adam küpleri döküyor ya. Kesip atıyor. Peki bu iradeyi nereden buldu bu adam? Bir anda bu adamın şekli şemali değişmediği halde bir anda bu küpleri döktüren nedir? Zinaya bir anda yaklaştırmayan nedir? Veya ve akimus salate ve atuz zekate dediği zaman hemen namazı kıldıran nedir? Zekatı verdiren nedir? Hacca gönül rızası koşturan nedir? Cihad edin dediği zaman canını ortaya koyup da malını heder eden, ettiren nedir? Demek ki bu insanlar iman noktasında tamamen ne yapmışlar? Zirveye ulaşmışlar. İman inkişaf etmiş. Ondan sonra gelen tabiri ameliye kısmı olan amel boyutuna baktığımız zaman bunlar ağır gelmiyor adama. Niye ağır gelsin ki? İnsanın iman ettiği, tanıdığı, sevdiği, muhabbet ettiği bir Allah'ın emrine karşı insan severek yapar ya. Şimdi bakıyorsun adamlara, emir veriyoruz. Allah'ın emrini anlatıyorsun. Sanki o Allah'ın emri değil de normal bir insanın sözüymüş gibi adam itibar ediyor. Konuşuyor, ifade ediyor, yapmıyor, etmiyor, kaçıyor, kulağın üzerine yatıyor. Ya biz Allah'ın ayetini okuyoruz diyorum. Adamın hiç umurunda bile değil. Ya diyorum ya bir ayette problem var, ya bizde problem var, ya karşıda problem var. Ayette, hadiste problem yok. Peki problem nerede? Ya vaaz eden, sohbet eden kişide veyahut da muhatapta. O zaman nedir? Ahiretin tarlası dedik. Esma-i İlahi'nin aynası dediysek o zaman Esma-i İlahi'nin aynasında Allah'ı iyi tanımak lazım. Aç kaldın mı? Rezzak ismini göreceksin. Evet. Hastalandı mı? Şafi ismini göreceksin. Üçüncüsü ne dünyanın? İşte burada dengeyi yakalıyoruz. Abdurrahman bin Avf'ı gördüğümüz zaman 500 tane devesini teçhizatıyla gözünü kırpmadan verirken Abdurrahman bin Avf arkasına bakmıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu cömertliğe binaen diyor ki Abdurrahman'ı cennete ilk girenlerden görüyorum diyor. Hazreti Osman Tebük Harbi'nde yine orduyu teçhiz ederken Osman'a bundan sonra yaptıkları zarar vermez diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Çok manidar şeyler bunlar. Ama ve lakin döndüğümüz zaman peki bunlar da zengin insanlar. Abdülkadir Geylani'ye bakın. Hatta bu hususta Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin köpeklerine altın tasma takmış. Adamlar, Yahudi ve Hristiyanlar şu ifadeyi kullanmışlar. Nasıl dünya onun için zindanda bizim için cennet diye ifade edince Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki biz dünyayı layık olduğu yere taktık diyor. Güzel bir söz. Layık olduğu yere baktığımız zaman köpeklerine tasma yapmış altından. Biz onları layık olduğu yere taktık diyor. Artı İmam Hanefi çok önemli tüccarlardan bir tanesi. Evet. Çok zengin. Hı hı. Yine Abdülkadir Geylani demin ifade ettiğim gibi çok zengin. Peki kendisi atının üzengilerinin bile altın olduğunu ifade ediyorlar. Deptebeli ve şaşalı bir şekilde giyinip cuma namazına gittiğini biliyoruz. O esnada bazı sohbetlerinde yol esnasında konuşurken şöyle bir ifade söylüyorlar. Efendim işte biraz şatafatlı olmuyor mu? Ben diyor millet beni zengin bilsin, gelsin benden zekat ve sadaka talep etsin. Hmm. Fakir fukarayı bu noktada celbedeyim diyerek
ne yaptım? Böyle giyiniyorum diyor. Demek ki zenginin de fakir fukarayı teşvik için kendi zenginliğini tahtesi nimet suretinde söyleyerek diyorum. Allah'tan geldiğini söylemek, Allah'tan geldiğini bilmek kaydıyla izhar etmesi caizdir. Hani üzerinizde Allah yarattığı, verdiği nimetlerin görünmesini ister aynen, hadisi aynen. Değil mi hocam? Elbette. Bu, o zaman aynen doğru tahtesi nimet işte hocam bu yani. Evet. Ama burada da farklı bir durum var. Gurura düşmemek için ne yapmak lazım? Yani değil mi? Buraya hocam. Buraya kadar geldik şimdi gurura. Adam diyecek ki ya ne güzel bir elbise giymişsin. Derse? Demeyecek de ne kadar yakışıklısın, ne kadar güzelsin, ne kadar mükemmel olmuşsun diyecek mesela. Harika görünüyorsun diyor mesela. Hanımlara da bu söyleniyor, erkeklere de bazen bu söyleniyor. Ne diyecek adam? Elbette diyecek ya. Ne kadar mükemmelim, gerçekten harikayım. Çok uğraştım böyle güzel görünmek için falan fişmekan. Kadını da erkeği de bu gurura giriyor. Ama ikincisi ne oluyor? İkincisi de şu oluyor. Ne gurur olsun ne de Allah'ın nimetlerini yerden yere vurmak olsun. Ortası olsun, haddi vasat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. O zaman ne olacak? Diyecek ki evet elbiseyi giymekle ben güzelleştim. Fakat beni güzelleştiren nedir? Elbisedir. Dolayısıyla bana bu elbiseyi veren Allah'tır. Asıl cemal sahibi olan Allah'a ne yapıyorsun? Kendini bir ayna gösterip bu aynada yansıyan şey cemalullah'ın tecellisidir diyeceksin. İşte onu diyebilmek çok önemli hocam. Burada işte burada yakalıyorsun meseleyi. Üçüncüsü ne? Nefsine bakar diyor. O zaman ben dünyayı dünya için seversem, vur patlasın, çal oynasın. Şurada birazcık keyfimizi sürelim. Hocam 3 günlük dünya hayatında ya birazcık da keyif sürmek için geldik. Bırak da fazla bizi sıkıntıya sokma, kasma bizi diyerek ifade eden kardeşlerimiz eğer böyle söylüyorlarsa dünyaya dünya için bakıyorlar demektir. Bu insanı helakete, felakete götürür. Bu insanı ne yapar? Mahveder. Allah bizleri böyle tehlikelerden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Efendim. Muhterem hocam, dünya sevgisinde de ölçümüz ne olmalıdır, ne kadar olmalıdır? Onunla ilgili kısa bir... Hocam, dünya sevgisinde esasında dünya malıyla alakalı söylemek lazım bunların. Mevlana Hazretleri gemiyle su misalini veriyor. Diyor ki su dünyadır. Gemi ise biziz diyor. Suyun içine ne yapacağız? Suyu diyor gemiye bulaştırmamak lazım. Geminin içine sokmamak lazım. O yüzden ölçümüz ihtiyacımız kadar olmalı. İhtiyacımızın dışındakileri ise Allah Resulü diyor elinde tutarsan kınanmazsın. Ama sadaka ve zekat olarak verirsen bu çok güzeldir diyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ben burada birkaç tane not aldım. Vaktim var mı bilmiyorum hocam. Diyor ki dört şey için diyor dünyayı diyor bizzatihi terk etmekten ziyade kalben terk etmek esastır diyor. Ne yapalım? Dünyayı mı terk edelim? Mutasavvıflar yani sahabeden başlayarak bütün bu işin tabiriyle mirasçıları el ulema ve resetül enbiya zinciri içinde gelen bütün ulema, urefa, evliya bu şöyle yapmışlar. Dünyada çalışmışlar ama dünyanın sevgisini kalbine koymamışlar. Dünyanın sevgisini kalbine koymamasının sebebi dünyanın ömrü kısa. Fani ve geçici. Hızla elimizden geçip gidiyor değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Cabir bin Abdullah'ın rivayetiyle diyor ki çarşıya çıktık diyor. Allah Resulü'nün etrafına diyor insanlar toplandı. O esnada diyor çarşıda yani pazarda ölü bir erkek oğlak gördük diyor. Kulağı kesilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlar böyle toplanınca ölü oğlağın kulağından tutup şöyle bir kaldırdı diyor. Bunu benden bir dirheme kim satın almak ister diye diyor bağırdı. Pazardaki insanlar şöyle baktı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem o ölüdür. Biz onu bir dirheme niye satın alalım? Bize hani olmaz bu. Bir dirheme satın alamayız. Tamam. O zaman bedavaya alın diyor. Hadi birincisi olmadı. Diyor ki ya Resulallah bedava da olsa olmaz. Hem ölüdür hem de o kusurlu bak kulakları kesik diyor. Milletin iyice merakı ne oldu? Bir noktaya toplandı. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son noktayı koyuyor. Diyor ki dikkat edin diyor. Şu diyor oğlak diyor. Ölü olan oğlak sizin nazarınızda nasıl değersiz ve kıymetsizse bir dirhem bile yapmıyorsa hatta bedava bile alamıyorsanız ve almıyorsanız
şu dünya da diyor Allah'ın indinde, Allah'ın yanında bu ölü olan oğlaktan daha değersiz ve kıymetsizdir diyor. Cabir bin Abdullah'ın kendi rivayetidir, Kütüb-i Sitte'de geçen çok önemli bir hadisi şerif. Peki bu manada baktığımız zaman dünya hızla fenaya doğru gidiyor. Biz de hızlı bir şekilde ne yapıyoruz hocam? Fenaya doğru gidiyoruz. Ölüme doğru gidiyoruz tabii. O zaman ne yapacağız? Dünyayı kalben terk etmek lazım. Evliyaullah böyle yapmış. Kalbinden o sevgiyi çıkarmış. İkincisi, dünya zevkleri, lezzetleri zehirli bala benzer. Bal tatlıdır zahiren. Ama içinde zehir varsa o bal ne olur? Seni öldürene kadar ne yapar? Karın ağrısı verdirir. O yüzden dünya lezzetleri ve zevklerini bizler eğer zehirli bal gibi görürsek, sene önce lezzet verir dünya. Ama bir üzüm yedirir, 100 tane tokat vurdurur diyor alimlerimiz. Dünya böyledir. O yüzden lezzetlerini alırsın ama sıkıntısına da katlanman lazım. Allah-u Teala sana dünyayı bedavaya vermez. Evet. Tokadını yersin. Sıkıntısını çekersin. Mercedes'e de binsen üzüntü ve sıkıntı çekmeyeceksin diye bir şey yok. Lüks dairelerde de yaşasan insansın, elem ve kedere müptelasın. Ölüm de seni bulacak, elem de seni bulacak, keder de seni bulacak, sıkıntı da seni bulacak. O yüzden zenginlik, lüks, dünya lezzetleri ve zevkleri seni hiçbir surette bunlardan kurtaramaz. Evet. Üçüncüsüne baktığımız zaman da, şuradaki notlarıma baktığım zaman da, biz süratle kabre doğru gidiyoruz. Kabir bizden şu dünya zevklerini ve lezzetlerini ve şatafatını ne yapmaz? Oo, iyi ki bana bunlarla gelmişsin deyip hoş görmez. Bugün diyelim ki derbi maçını kaçırdık. Ahirete indik. Kabirde bize melekler derbi maçından mı soracak Cebrail hocam? Evet. Ya kusura bakma. Biz derbi maçını kaçırdık da kaç kaç oldu acaba mı diyecek. Veya falan filmin sonucu ne oldu? Ya kim kazandı? Veya falan savaşta sonuç ne oldu? Veya borsada durum ne? Dolar çıktı mı indi mi? Altın ne oldu? Bunlarla biz kabre girsek, kabirde bizlere bunları sorarlar mı? Kabir tabiri değil, bunları bize tabiri hoş karşılayarak kabul eder mi? Men evet. Rabbuka ve ma dinuka ve ma nebiyyuke diyecek. Hazreti Ömer'e de onu sözmüşler. Yani menkıbesi evet. Anlatılıyor ya güzel. Aynen. Çok güzel bir kıssa o da. Dördüncüsüne baktığımız zaman da, şimdi cennette biz senelerce ebedi dostlarla beraber kalacağız. Peygamberler, evliyalar, şehitler, sülahalar. Bir de bununla beraber ebedi dünyada kalacakmış gibi yaşama tarzımız var ya bizim. Evet. Şöyle bir çizgi çizelim Cebrail hocam. Uzun bir çizgimiz olsun. Hı hı. Seyircilerimizi göreceği şekilde böyle yapıyorum. Şu bu uzun çizgimizin içerisinde şurada diyoruz ki burada Allah-u Teala benim oğlan şey sordu 2 gün önce. Baba diyor cennette şunu yiyebilir miyim? Diyor. Oğlum dedim şu kısacık dünya hayatında Allah'ın istediğini yaparsan şu uzun sonu olmayan hayatta ise istediğini yapabilirsin. Bak, uzun evet. Bir şu dünyada yani. Şu dünyada 0 ile 60, 0 ile 100 Allah ne kadar takdir etti bilmiyorum. Hı hı. Şu 60 yıllık veya 70 yıllık ömrümüzde biz Allah'ın istediğini yaparsak ondan sonraki ebedi alemde istediğimizi yapabiliriz. Ama şu kısacık dünyada sen istediğin gibi davranırsan kusura bakma. Kelepçeli olarak kabirden ahirete sürülürsün. Kelepçeli olarak da ne yaparsın? Cehenneme atılırsın. O zaman Cenab-ı Hak istediğini sana yapar. Orada sen istediğin gibi davranamazsın. Bu önemli bir ölçü. O yüzden dünya zevkleri ve lezzetlerini kalben içine, kalbimize sokmamamız lazım. Kalben dünyayı terk etmemiz lazım. Ama tabiri diğerle tasavvuf ulemasının bir tabiri var. Ne diyor? Zahiren halk ile beraber, hı hı. Hakikatte batında hak ile beraber. Evet. Böyle olmak lazım. Rabbim böyle olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Efendim hocam, 5-6 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Şu hadisin hocam manasını sizden dinleyerek inşallah sohbetimizi nihayet erdirelim. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir diye bir hadis-i şerif var muhterem evet. Hocam. Bizler bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Gereğini nasıl yapmalıyız? Nasıl olursa bizim için zindan veya nasıl olursa ahiretimizi cennete tebdil ederiz. Vallahi hocam buyurun. Çok uzun bir zaman olsaydı birazcık daha uzun. Ama İbn Hacer'in Münavid'in
onun şeyiyle beraber söyleyeyim. İbn Hacer radıyallahu anh bir gün böyle giderken Yahudinin bir tanesi yağ satıyor. Yağdan dolayı üstü başı böyle yağlanmış. Diyor ki İbn Hacer'e, tabi kalabalık bir cemaatle gitmiş mübarek Cuma camisine. Münavi anlatıyor bizlere. O da büyük alimlerden, Kütüb-i Sitte'de bir hadisin şerhinde. Bu hadis-i şerifin şerhinde bunu ifade ediyor. Diyor ki, ey imam diyor, sen diyorsun ki, senin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor, dünya diyor, müminin zindanı, kafirin cennetidir. Ya diyor, Allah'ını seversen diyor, ben diyor, nasıl diyor cennetteyim, sen nasıl diyor zindandasın diyor. O da diyor ki, cennette Allah'ın bana hazırladığı sonsuz nimetlere göre diyor, benim bu halim diyor zindan diyor. Onun için bir hadis-i şerif söyleyeyim. Diyor ki, cennet hurilerinden bir kadının diyor, taktığı bileziğin diyor, taktığı bileziği diyor, dünyaya diyor şöyle gösterse diyor, güneşin diyor ışığını perdeler diyor. Maşallah. Şimdi böyle bir nimetle hocam, cennette de bir ağaç vardır diyor, onun diyor gölgesini 100 yıl yürüsen diyor, veya atla diyor koştursan diyor, 100 yıl onun gölgesini bitiremezsin diyor. Böyle bir cennetin birazından bahsettik bakın. Hı-hı. Zaman azlığından dolayı. Evet. Böyle bir cennete göre dünya, imamı Hacer el-Askalani'ye göre baktığımız zaman ne diyor? Buna göre diyor, ben şu anda zindandayım diyor. Ama diyor cehennemde diyor, senin diyor sana hazırlanmış olan cehennem azabına göre diyor, sen şu anda diyor cennettesin diyor. Yahudi diyor ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ama burada şunu da söyleyeyim, bitirelim mi Cebrail buyurun, hocam? Buyurun. Şöyle bakalım birazcık da. Dünyada zevkli sefa içinde yaşadık. 50 sene sonrasını bir düşünelim. Ben 44 yaşındayım. 50 sene sonra 94 yaşında olacağım. Eğer şu 5-7 milyar insan 50 sene sonra veya 100 sene sonra kabirde olmayacak mı? Evet. Hadi kabirde olmadığını kabul edelim, yaşlanacak. O zaman sevmek beklediği o nazarlardan, o insanlardan, iltifat gördüğü o insanlardan ne olacak? O yaşlandığından dolayı, işi bittiğinden dolayı o insanlar ona sevgi gösterecek mi? Hürmet edecek mi? Belki unutacak. Birçok sanatçılar vefat ettikleri zaman cenaze namazlarına bile çoğu geldi. Evet. Hatta mevlüt okutacakları zaman camide yine o müdavim olan cemaatten birkaç kişiyi görebiliyoruz. Hani o sevdiklerin? Uğruna her şeyini feda ettiğin insanlar. İşte sen daha dünyadayken bile seni ne yapıyor? Dünyan cennet gibi görünse bile zindan oluyor. Bu manada biraz baktığımız evet. zaman. O zaman dünyamızı cennet yapmak istiyorsak yine iman lazım, salih amel lazım. Ahiretimiz zaten cennet yapmak için nedir lazım? İman ve salih amel lazım. O yüzden kafirler bile Kur'an'ın rahmetinden istifade ederler. Kafirlerin bile Kur'an'ın rahmetine ihtiyacı var. İman etmeseler bile. Çünkü içki içmeyin diyor Kur'an. Zina yapmayın diyor. Kumar oynamayın diyor. Haksızlık yapmayın diyor. İftira yapmayın diyor. Savaştan kaçmayın diyor. Bunlar bile iman etmesen bunlar bile insanı ihya eder. Saygı gösterecek. Nasıl olacak peki hocam? Tamam. Ailesineyim ki ailesine fırsat ver. Diyor ki çoluğunu çocuğunu sev diyor. Çoluğunu çocuğuna fırsat. Kafirlere baktığımız gayrimeşru hayatları hep ailelerine baktığımız zaman darmadağınıklar. Bizde de şu anda bunlar başladı. Allah muhafaza. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize vesaire şeyimize eğer fırsat vermezsek, eğer onlara gerekli olan itinayı, sevgiyi göstermeyip de kahvede, şurada burada eğer bunlara dikkat edersek, mesela kadın çalışıyor, iş yerinde yabancı insanlara göstermiş olduğu sevgi ve ilgiyi evinde kendi çocuğuna ve beyine göstermiyor. Aile saadeti kazanabilir mi böyle hocam? Cennet istiyorsak, dünyamızı da cennet istiyorsak, ehli iman için söylüyorum bunu, Allah'ın düsturlarına ne yapması lazım? Uyması lazım. Evet. Rabbim yolundan ayırmasın. Amin öyle inşallah. Hocam Allah çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de teşekkür ediyoruz. İstifade ettik değerli bilgilerinizden. İnşallah Allah razı olsun. Evet kıymetli seyircilerimiz, bir müşrik saati programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizler inşallah dünya ve ahiret dengesini tutturabilen ve Rabbimizin emrine uygun hayat yaşayan kullarına eylesin. Sizleri bir sonraki programa kadar Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.